Gülfe Hatun sizi görmek ister sultanım. Gelsin. Sultanım. Sizi merak ettim. Geç Gülfem, otur. Hünkârımız Bursa'ya gideceğinizi söyledi. Ben de hazırlıklar için emir verdim. Merakımı mazur görün sultanım. Hekimler gelip gidiyor. Harem kaynayan kazan. Herkes sizin hasta olduğunuzu konuşuyor. Herkesin bildiği şeyi senden saklayacak değilim. Hasta olduğum doğru. Hayli ilerlemiş. Hünkârımız deva arayışında. İnşallah bulacağız. Hay Allah. İnşallah ciddi bir şey değildir. Allah bilir. Kimse ne olduğunu anlayamadı. O yüzden aramızda kalsın. Elbette. Sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Harem. Sana emanet Gülfem. Bu vakte kadar vazifeni hakkıyla yaptın. Bundan sonra da aynısını beklerim. Çok uzun zamandır bir aradayız. Seneler oldu. Maziye dönüp bakıyorum da. İyi günümüzden çok kötü günümüz olmuş seninle. Kavgalar, münakaşalar. İnşallah zihninden hepsi silinmiştir. Benden yana bir kırgınlığın kalsın istemem. Sultanım, neler söylüyorsunuz böyle veda eder gibi? Yoksa Allah gecinden versin. Hastalığınız. Hünkârımız bu ihtimale kulaklarını tıkasadı. Ben Azrail'in ayak sesini işitiyorum. Böyle söyleyip de çağırmayın. Allah'tan ümit kesilmez. Bunca gamın kederin bir neticesi olmalıydı. Öyle değil mi? Döktüğüm kanın. Gözyaşının bir bedeli olmalıydı. Mevlam neyler? Neylerse güzel eyler. Benim hikayem de böyle nihayet bulsun istemiş. Bu sarayda herkesin bir hikayesi vardır. Ancak sizin hayatınız bir masaldı sultanım. Kimileri için iyi kalpli bir melektiniz. Kimileri içinse kötü kalpli bir cadı. Her masalın da bir sonu var. Hepimiz faniyiz. Hepimiz. Günün birinde göçüp gideceğiz. O ihtimali ben de dillendirmek istemem. Lakin vaziyetiniz dediğiniz gibiyse benden yana hiçbir kırgınlık ve üzüntü kalmayacak. Emin olun. Sağ ol.
Söylediklerine güç verdim bana.